Esat Efendi işittiklerinden hayli rahatsız oldu sultanım. Kösem Sultan'a yakınlığı da malum. Şehzademizi ifşa etmekle hata mı ettik acaba? Esat Efendi aklı başında tecrübeli bir devlet adamı. Sultan Osman'ın sonunun geldiğinde farkında. O da herkes gibi devlet-i aliyenin başında kuvvetli bir hükümdar ister. İnşallah. İnşallah sultanım, o güçlü hükümdar şehzademiz İskender olur. Siz de valide sultan olarak saraya dönersiniz. Hayırdır inşallah? Bismillah. Ağalar, sarayın yolunu mu... Davut Paşa. Davut Paşa. Yürü. Benimle geleceksin. Bu ne demek oluyor Davut Paşa? Ne diyorsun sen? Nusret misafirimiz olacaksınız sultanım. Davut Paşa, haddini bil. Karşında valide sultan var. Ah. Eski saraya dön Bülbül ağa. İskender'in yerini söyleyene kadar bizimle kalacak. Davut Paşa! Sultanım! Bülbül! Sultanım! Bırak! Hoş geldin sultan, buyurun. Sen aklını mı kaçırdın Dilruba? Sen kim oluyorsun da beni alıkoyuyorsun? Bize İskender'in yerini söyleyin, size hemen bırakalım. Hala aklım almıyor. İskender karşıma çıkıp öyle laflar ediyor ki yenilir yutulur gibi değil. Canına susamış belli ki. Gel. Sultanım, Dilruba Sultan haber yolladı. Safiye Sultan'ın der destekmişler. Âlâ. Nihayet talih bizden yana dönüyor. İskender'in yerini öğrenelim. İkisinin de icabına bakacağız. Anlaşılan o ki, sen de oğlun gibi divane olmuşsun. Bu yaptığının başka bir izahı yok. Mesele benim oğlum değil, senin oğlun. Hangi deliğe sakladıysa söylemenin vaktidir. Sual ettim. Lakin konuşmaya niyeti yok. Eninde sonunda konuşacak. Herkes konuşur. Biz de seni akıllı sanırdık Dilruba. Validene uyup hata etme. Hırsları yüzünden iki şehzade kurban verdi. Birinin ölümüne sebep oldu. Diğerinin ise aklını yitirmesine. Yanlış hatırlamıyorsam abim sizin yüzünüzden öldürüldü. Mustafa da sizin yüzünüzden kapatıldı. Günahların o kadar çok ki dönüp dolaşıp seni vuruyor. Şimdi söyle, İskender nerede? Ne sanıyorsun Halime? Şehzademizi senin eline teslim eder miyiz biz? Akşam ezanına kadar vaktim var. Ya konuşursun, ya ölürsün. Ölürüz daha iyi. Bizim için fark etmez sultan.
Zira siz hayatta değilken İskender asla tahta çıkamaz. Sultanım yetişin. Allah aşkına yetişin. Safiye Sultanımızı kaçırdılar. Ne diyorsun sen Bülbül, kimin haddine? Kim yapar bunu? Davut Paşa. Bir de yanında yok mu o uğursuz? Neydi onun adı? Kilindir. Evet. Zorla sultanımızı tutup kaçırdılar. Ne olur yetişin, bir şey yapın hadi. Yahu adam bir dur. Doğru düzgün anlat şunu. Nerede oldu, nasıl oldu? Paşam ben onları takip ettim. Sonra Edirne Kapı civarı izlerini kaybettim. Sultanımızı zorla götürdüler. Ne olur yardımcı olun. Halime Sultan'ın işi bu. Ne olur bir şey yapın. Halime tek başına cesaret edemez. Kösem'le işbirliği içinde belli ki. Zülfikar, yetiş. Kurtar validemi. Merak etme Paşa. Ben validene bulup geri getireceğim. Hadi bir görün. Allah'ım sen koru yarabbim. Demek bize reva görülen son bu. Bir viranede tek başına ölmek. Evladınız için buna da katlanırız. Safiye Sultan tek kelime dahi etmedi. İskender'in yeri hala meçhul. Tam tahmin ettiğim gibi. İskender Safiye Sultan'ın tek umudu. Mevzu bahis oğlunun hayatı olunca tereddüt etmeden canından dahi vazgeçer. Peki şimdi ne yapacağız? Sultanım, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Şükür. Zülfikar Paşa. Sağ ol. Sen olmasan çoktan ölmüştük. Sultanım, her yerde şehzademiz İskender'i arıyorlar. Bulmaları an meselesi. Eyvahlar olsun. Bir an evvel İskender'i payitahttan uzaklaştırmamız lazım Bülbül. Emredersiniz. Sultanım, sizin gitmeniz tehlikeli olur. Sizi takip edip şehzademizin yerini tespit edebilirler. Lakin kimse benden şüphelenmez. İzin verin şehzademizi ben çıkarayım. Hümaşah Sultanımız da bir gemi ayarladı. Sabahın ilk saatlerinde İskender payitahtı terk etmiş olacak. Bülbül yerini biliyor. O götürür seni. Sultanım. Gidelim. Zülfikar Paşa, İskender'in canı sana emanet. Her ne pahasına olursa olsun, gözün gibi koru onu. Sultanım.